Arkadaşlar şu ara bu konuda arkadaşlarım bu hat özelindeki çalışmaları size şu anda arz edecekler. Oradan başlıyormuşsunuz galiba. Başkanım buradan başlıyoruz. Hoş geldiniz tekrar başkanım. İçinde bulunduğumuz Ataşehir İstasyonu son zamanlarda istasyonlarımızla beraber istasyon üstü alanlarda oluşan eskiden sadece çim kaplanmış alanları şu an biz bölge ihtiyacının, bölge halkının ihtiyacına yönelik yeni sosyal fonksiyonlarla projelendiriyoruz. Bir yandan istasyon inşaatlarımızı devam ettirirken de bir yandan istasyon üstü alanlarda ve daha önce toprakla doldurulmuş toprak alanları yeniden projelendirilerek fonksiyonlandırıyoruz. Ataşehir İstasyonumuzun hemen üstünde yer alacak 1500 metrekare genişliğinde enerji parkı tasarlıyoruz. Bu gençlerimizi ve çocuklarımızı temiz enerjiyle tanıştırmak için tasarlandı. 3 tane öğemiz var. Su öğesi, güneş enerjisi ve rüzgar enerjisinden faydalanıyoruz. Burada çocuklarımız ekipmanları kullanarak enerji elde edecekler ve bir takım ekipmanların aydınlatmasını buradan sağlamış olacağız. Projemizde neler olacak? Kanopimizin üstünü güneş panelleriyle kapatıyoruz. Ardından Smart Flower dediğimiz güneş yönüne göre açılıp kapatılan ve bunlardan enerji üreten ekipmanlarımız mevcut. Daha sonra yeşilçim oturma alanlarımız mevcut ve oradan piezo elektrik dediğimiz bastığınızda basınçla elektrik üreten bir yürüme alanı yapacağız. Daha sonra rüzgar tribünümüz var. Bu aynı zamanda kaydırak olarak da kullanılabilecek. Yine Arşimet vidası dediğimiz aşağıdaki suyu yukarıya pompalayan bir tulumbamız olacak. Bu şekilde istasyon üstümüzü enerji parkı olarak değerlendireceğiz. Hem yolcularımız hem de çevredeki gençlerimiz kullanabilecekler. İkinci, yine hattımızı şöyle tanımlayabilirim. Hattımız kuzeyden güneye doğru iniyor. Yani en kuzeyde Ümraniye ilçemiz var. Ortada Ataşehir ilçesi, daha sonra da Kadıköy ilçesine bağlanıyoruz. Dolayısıyla farklı demografik yapıya sahip. Yani istasyonların çıktığı alanlar da bu şekilde. Kazım Karabekir bölgesi nispeten gelir seviyesinin düşük olduğu, sosyal yaşam mekanı ihtiyaçlarının bulunduğu bir bölge. Dolayısıyla biz burada bir sosyal yaşam merkezi oluşturduk. Biliyorsunuz Yuvamız İstanbul projeleri var. Biz burada 3 derslikli Yuvamız İstanbul kreş alanı oluşturduk. Bir tanesi saatlik anne babaların çocuklarını bırakacakları bir alan. Yani toplam 550-600 metrekarelik bir alanı çocuklarımıza tahsis ettik. Parkın üstündeki alanlarda ise yine gençlerimizin basket oynayabileceği alanlar, sosyalleşebileceği alanlar, çevre halkının gezip oturabileceği, sohbet edebileceği rekreasyon alanları oluşturduk. Bu bizim çok inandığımız, sevdiğimiz bir proje oldu. İnşallah istasyonumuzun açılışıyla beraber de hizmete almayı düşünüyoruz. Burada son halini görüyorsunuz. 1900 metrekare peyzaj alanı var. 600 metrekarede çocuklarımız için alan tasarladık. Son olarak en son istasyonumuz Kadıköy İstasyonu. 60. yıl Göztepe Parkı olarak bildiğimiz bir istasyon bu. Buraya Kadıköy Belediyesi ile beraber çevre halkının ihtiyaçları doğrultusunda fonksiyon çalışmaları yürütüyoruz. Bunlar yine paylaşımlı çalışma alanları, çocukların ders çalışabilecekleri, birlikte sosyalleşebilecekleri, ücretsiz Wi-Fi bulunan bir takım alanlar olacak. Çok amaçlı salonların bulunduğu, orada daha önce biliyorsunuz tenis kortları vardı. Onların bir kısmını yine tesis edebileceğimiz bir takım donatı alanlarıyla beraber yeme içme alanları planlıyoruz. Dolayısıyla bütün projelerimiz, biz bunlara yeniden fonksiyonlandırma diyoruz. Bir yandan ulaşıma çalışırken bir yandan da sosyal yönden istasyonların bulunduğu alanlarda çevreyi desteklemeyi hedefliyoruz. Aslında Genel Başkanım, geçmişten bugüne metro duraklarımızın üstü biraz böyle hani biraz beton, sert zemin şeklinde toparlanıp çıkılan alanlar şeklinde tasarlandı. Ama biz bu kavramı dönüştürdük.
mesela çok yakın bir zamanda, bir hafta iki hafta olmadı herhalde, Sancaktepe'de yine küçük bir istasyon çıkışı alanı vardı. Oraya kent lokantası yaptık. Yine bir başka yerde aynı şekilde kreşimizi yaptık ve buna benzer, hatta geçmişte bu şekilde çıplak bırakılmış ya da beton zemin olarak bırakılmış alanları da yine kentsel bir fonksiyonu oraya hazır ediyoruz ve bu da çok keyifli oluyor. Mesela burada Koz Yatağı'nda yine Dudullu Bostancı hattımız üzerinde ki Ataşehir içinde çok değerli bir alan oluşturduk orada. Yani fonksiyonel bir sahayı hem kentin kullanımını ama bir yanıyla da bu kadar yatırım yapıyoruz. Bazı yerlerde de belediyemize kazanç getirecek ticari alanlar da üretiyoruz. Çok fonksiyonlu böyle meydan alanları üretme aşamasındayız. Hatta bundan sonraki metro projelerimizin yakın plan rantını da kente yazacak, kente kazandıracak bir takım imar fonksiyonlarını da geliştiriyoruz. Yani bundan önce bu ne yazık ki çok da gözetilmemiş. Ama bundan sonra daha verimli. Çünkü gerçekten artık bir kilometresi dünya maliyeti olan, yani bir kilometresine bugün neredeyse 2 milyar liranın üzerinde para harcadığımız bir iş bu. Bir kilometresi. Büyük yatırımlar. Bu bağlamda o geliri, orantı da yine kente kazandırırsak bir nebze de olsa maliyetlerini oradan kazanmış oluruz. Ama bir yanıyla da az önce değerli yol arkadaşımızın ifade ettiği gibi bu tarz toplumsal ihtiyaçları da karşılayan fonksiyonlar çok da keyifli oluyor. İşte çocuk, enerji, eğitim ve spor, sanat gibi farklı fonksiyonlar. Bizim o alanlarımızı çıplak bir alan değil de gel geç değil de milletin orada biraz nefes aldığı, vakit geçirdiği, bir de böyle sıkışık şehirlerin o ortasında bir baha gibi bir ortamları doğurmuş. Evet. Şey de çok hoş. Kreş var. Tabii tabii. Çocuğu kreşe bırakıp metroya binip gidecek gelişine. İnşallah. Kısamola merkezleri dediğimiz başkanım. Anne babaların 2-3 saat çocuklarını bırakıp işlerini halledebilecekleri alanlar. Her tasarladığımız kreşin yanına da bir tane kısamola merkezi yapmaya çalışıyoruz. Bizim için kıymetli olan başkanım burada. Yani buralar daha önce bir toprak dolgusuyla yapının ihtiyacı oldu. Yani yapısal olarak ihtiyaç olan bir toprak dolgusu vardı. 5 metrelik, 4 metrelik, 6 metrelik. Evet. Biz bunu farklı bir mühendislik çözümüyle çözerek bu çıkan alanlarda bu fonksiyonları atayabiliyoruz. Yani aslında toprak doldurulacak alanlarda bu fonksiyonları kazanıyoruz. Evet. Yeni bir mühendislik. Gerçekten bir yük yani aynı zamanda. Tamam belki yeşil elde etme çabası da var o tür yerlerde ama hani o bu tarz alanlarda değil ki kısmen yeşili de zaten katıyoruz işin içine. Ama o kod aynen kodlardan da elde edilen kreş yapabildik. Üstüne de yine yeşil alan tasarlayabildik. Aslında mimari beceri yani arkadaşlarımızın çok özenli çalışması. Teşekkür ederiz. Elinize sağlık. Aşağıya devam ediyoruz. Ümraniye Ataşehir Göztepe metro hattımız başkanım kuzey-güney istikametinde çalışan bir raylı sistem projemiz olacak. Projemiz 2017 yılının Mart ayında ihalesi yapılarak Nisan ayında da yer teslimi yapılarak çalışmalara başlanılmış bir iş. Fakat ihalesi yapıldığı dönemde projenin herhangi bir finansman ihtiyacı gözetilmeden işlere başlanıldığı için 2017 yılının Aralık ayında projenin ilerlemesi sadece %4 iken, işte şurada da bir panomuz var yani bir pankartımız var, 1100 metrelik bir tünel yapılmışken biz 2019 yılı sonrasında, 2019 Temmuz ayı sonrasında projemizde yaklaşık 34.300 metre daha tünel açılışı yaparak bugün projede %85 ilerlemeye ulaşmış durumdayız. Projemizin belirli etaplarında ana hat tünellerinde tüm imalatlarımızı tamamladık. TBM imalatlarımız tamamlandı. NATM tüneli imalatlarımız tamamlandı. Hattımızda demiryolu işleri şu an %60 seviyesine yaklaşmış durumda. Projemizin belirli bir etapında hem demiryolu hem elektrifikasyon işlerimizi tamamladık ve o bölgede kısmi olarak aracımızı hatta alarak burada Dudullu Bostancı metro hattımızda ortak bir araç kullanımımız imkanımız var. Dudullu Bostancı hattımızdaki araçlarımızı alarak burada hatta kısmi olarak araç hareketleri de yaparak test devre alma süreçlerini kısaltacak şekilde çalışmalara da devam ediyoruz. İstasyonlarımızın hemen hemen hepsinde şu an %80 ve üzerinde yani %80'e yakın ve üzerinde ilerleme seviyelerimiz mevcut. Şu an içinde bulunduğumuz
istasyon gibi projemizde 11 istasyonumuzun yaklaşık 7 tanesi %80 üzerinde ilerlemeye sahip istasyonlarımız. Artık biz bu istasyonlarımıza sonlama dediğimiz kaplama imalatlarımız ve elektromekanikte test devreye alma imalatlarına geçmiş bulunmaktayız. İstasyonlarımıza başkanım yürüyen merdiven en son geldiğimizden bugüne yürüyen merdiven montajlarımızı yaptık. Önümüzdeki hafta itibariyle testlerini tamamlayıp yürüyen merdivenlerimizi de devreye almayı planlıyoruz. Projemize bugüne kadar biz 400 milyon euro artı en son yaklaşık 11 ay bekledikten sonra bir 75 milyon euro ilave finansman izni alındı. Maalesef projemizde bu finansman izinlerinin gecikmesi dolayısıyla projenin sürekliliğinde bazı problemler yaşanmakta ama bu gecikmelerin olduğu dönemde öz kaynaklarımızla da projemizin hedef süresinde tamamlanması için bütün imkanlarla şu an çalışmalarımıza devam etmekteyiz. Şu an projemizde 1300'e yakın çalışanımız mevcut. 11 istasyonumuzun tamamında çalışmalarımız devam etmekte başkanım. Hattımız Kuzey-Güney ekseninde Kazım Karabekir Mahallesi'nden yani Ümraniye ilçe sınırlarından başlayarak Çarşı istasyonunda mevcut şu an işletme altındaki Üsküdar-Samandıra Merkez metro hattımızla Çarşı istasyonunda bir entegrasyonumuz olacak. Finans merkezi bölgesinde gelecek ilk raylı sistem projesi yine Ümraniye-Teşehir Göztepe metro hattımız olacak. Burada planlanan, burada kalın beyazla gördüğümüz projeler planlanan raylı sistem projelerimiz. Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Beylikdüzü'ne 52 dakikada erişimi sağlayacak. Bizim aslında İstanbul'un mega raylı sistem projesi dediğimiz Hızray projemizin de finans merkezinde bir entegrasyonu olacak. Yine Sancaktepe ilçemizden başlayarak Sancaktepe'den Ümraniye, Ateşehir ve Kadıköy ilçe sınırlarını geçerek Yeni Doğan Söğütlü Çeşme geçen metro hattımızın da yine finans merkezinde bir entegrasyon noktası olacak. Yeni Sahra istasyonumuzda da yine mevcut işletme altındaki Kadıköy Sabiha Gökçen metro hattımızda bir entegrasyonumuz olacak ve Tütüncü Mehmet Efendi istasyonumuzda da Marmaray entegrasyonumuzu sağlayacak. Kuzey-Güney'de yani 4 farklı hatla entegrasyonu sağlayacak. Yani yapımı devam eden de 5. hatla beraber güçlü entegrasyonları tamamlayacak bir projemiz olacak. Projemizde dediğimiz gibi başkanım Dudullu-Bostancı hattımızda da bir bağlantımız var. Burada ortak araç ve ortak sinyal sistemine sahibiz. Bu hattımızda kullanacağımız araçların üretimlerine de şu an Sakarya'da yerli yani Sakarya'da Hyundai Rotem firmasıyla Sakarya'da bu işin üretimlerini yapıyoruz. Sakarya'daki yerli Sakarya'da bulunan fabrikada üretimleri devam ediyor. Orada da bu hattımıza kullanacağımız 40 vagon üretimleri başladı. Birinci vagonumuz artık oluştu. Son montajları yapılması sonrasında önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde araçlarımızı da hatta indirip hem istasyonlarımızdaki devreye alma testlerimizi, elektromekanik devreye alma testlerimizi hem de ana hat tünellerimizde araçlı sinyal testlerimize başlayarak projemizi 2025'in son çeyreğinde açmayı hedefliyoruz. Evet, aslında şantiye tabii sonuçta ihalesi yapıldı ve işe başlandı gibi gözükse de 2017'de yani neredeyse 2,5 sene sonra start verebildik. Çünkü o ana kadar bir finansman kaynak buraya üretilemedi. Bu tarz yatırımlar da gerçekten öz sermaye ile dönüştürülebilecek yatırımların ötesinde bir maliyeti söz konusu. O an itibariyle gelir gelmez bizim ilk çabalarımızla finansman bulduğumuz noktalardan birisi buydu. Ekim-Kasım 2019 gibiydi. Ama işte birkaç ay başlangıç şeyiyle beraber aslında durağan olan şantiyeyi hiç durmadan bugüne kadar taşıdık ve inşallah önümüzdeki sene bu aylarda Ekim-Kasım aylarında bu hattı İstanbul'umuza kazandırmış olacağız. Tabii finans merkezi açısından çok önemli bir hat. Şu anda finans merkezi yavaş yavaş yerleşiyor. Dolayısıyla bir nevi eş zamanlı bitirmiş olduk. Tabii hatırlarsanız finans merkezi aslında 3-4 sene önce bitecekti. Bitseydi bu metro yoktu. Ama hani biraz onun da gecikmesi, bunu biz aldıktan sonra toparlamamız şimdi böyle eş güdümlü, eş zamanlı bir arada hizmete girmiş olacak. Bu çok değerli bir Kuzey-Güney ekseninde Anadolu yakası çok değerli bir hat. Hem Ümraniye hem Ataşehir hem Kadıköy'ü birbirine bağlayan çok değerli bir hat olacak. İnşallah seneye de hep birlikte açılışını yaparız. İnşallah. Kolay gelsin.
Evet. Tabii bu finans merkezi projesi çok tartışıldı ama İstanbul aslında yeterince tartışılmadan İstanbul'a dayatılarak ve bir önceki yüzyılın ihtiyacı olarak düşünülen yani fiili takasların yapıldığı finans merkezlerinin, bankaların, bankerlerin aynı sokakta olduğu dönemlerin mantığıyla yapılmış bir proje ve kentin özellikle orada yaratacağı yoğunluk, özellikle trafik yoğunluğu düşünülmeden yapılmış bir işti. Başkanımızın dediği gibi ilk dedikleri zamanlarda açsalardı orada çalışacak 5000'ler, 10000'ler ve onların araçları gerçekten zaten yoğun olan trafiği çok zor duruma getirecekti. Çok sıkıntıya sokacaktı. Ben buraya o delici aracı TBM'i indiği günde buradaydım. Bir sonraki istasyondaydı herhalde. Oradan girmiştik hep beraber. O zaman da anlatılmıştı. Yani bu finans merkezine yetiştiği takdirde büyük bir sorunu çözecek ve büyük bir kaosa engel olacak bir proje. Tabii bir boyutuyla öyle ama diğer boyutuyla da dediği gibi başkanın kuzeyden güneye çok önemli bir ihtiyacı ortadan kaldıracak bir proje. Bu kadar hızlı ilerlemesi muhteşem. Ben tabii bunun mecliste kavgasını yaptığımı hatırlıyorum. Dönemin herhalde sizin pozisyonunuzdaki kişisi sonradan daha doğrusu ulaşımdan sorumlu genel sekreter yardımcısı Ulaştırma Bakanı oldu. Sonra da bize metro yapmamakla bu metroları kendisinin başlattığını söylüyordu. Biz sizden aldığımız ilk verilerle %5'te bırakmışsınız. 3 sene boyunca hiç ilerlememişsiniz. Şimdi biz buna para bulacağız, kaynak bulacağız, yapacağız diyorduk. Yüzümüzü kara çıkarmadınız Cumhuriyet Halk Partisi'nin. 4/4'lük övünç vesilesi bir iş oldu. Bu kadar hızlı ilerleyip seneye de tam anlamıyla hizmete girecek olması büyük bir başarı. Ben emeği geçen herkesi ayrı ayrı kutluyorum. Bir de çok güzel bir şey var. Ben bazı yerlere gidiyorum. Gittiğimizde insanlar son derece mutsuz çalıştığı yerde ve böyle asık suratlarla, yorgun suratlarla. Burada üzerinde yelek, başında baret gördüğüm herkesin yüzünde güller açıyor. Bu çok iyi bir şey. Bu yani kurumun nasıl yönetildiğini ve çalışanların memnuniyetinin bir takım gibi adanmışlık ruhunun göstergesi. Böyle gülen yüzlerle İstanbul'un yüzünü güldürenlere selam olsun. Otomatik. Yani sürücüsü olunca da sonuçta yani istasyonla arasında böyle kapalı bir hat oluşuyor, güvenli. Tam kapı orada duruyor ve açılıyor, yolcusunu alıyor. Yani hem aracın kapısı var hem buranın kapısı var. Projenin orada. Bununla birlikte intihar oranları %76 azalıyor. Görme engelliler var başkanım. Evet, evet, evet. Çok yönlü çok faydası var. Bu sürücüsüz araç ve bu tür istasyonların o anlamda çok hızlı kullanışlı hale dönüşmesi de bir avantaj yani. Geçmiş dönemde 65 kilometre açtık. Bu hakikaten dünya rekoru. Ben bir akademisyen olarak araştırdım. Yok. İnşallah bu dönemde de bunu 70'lerin üzerine çıkarmak gibi. Hem pandemi, hem ekonomik sıkıntılar, hem eskiden durmuş projeleri yeniden başlatmak. İnanın sıfırdan ihale etseniz çok kredi daha kolay. Olur. Hem kredi açısından, hem teknik konular, hem projelerin güncel olmaması. Bir de az önce bahsettiğimiz fırsatlar. Evet. Yani bir takım kazanımlar. Mesela biz Hızra'yı arkadaşlarımız öyle bir çalıştı ki büyük bir kısmının istasyonu hazır. Yani böyle istasyonlar birbiriyle yan yana gelecek. İşte ne bileyim finans şehirde veya işte Maslak'ta mı denk düşüyordu? Dördüncü Levent'te. Böyle olan istasyonları da değerlendirerek gittiği için tabii her istasyon ciddi bir maliyet yani. Şey olacak yani. Sadece tünellerle bağlanacak. Tabii aynı zamanda bir entegrasyon da sağlayacak olacak. Yani onu, ayrıca yaya da şey de geçebilecek. Tabii yolcu diğer da metroya aktaracak. Hızra'ya çıkmadan. Hızra herhalde dünyada eşi benzeri olmayan bir proje olacak. Evet. Başkanım, gittikçe de geliştiriyor arkadaşlar. Yani gerçekten İstanbul'un mega iş. Yani doğudan batıya
Böyle inşallah birbirini bağlayan ulaşımı en entegre hale getirecek iş o olacak. Bir de biz bunu İstanbul'un en yoğun koridorunda yaptık. Yani yeşil koridorunda yapmadık. Amacımız yeşili yeşil bırakmak. Yoğunlaşmış koridora. Tabii kuzeyi de biraz baskıdan kurtaracak aslında. Yani güneyde nüfus hareketlerini böyle kolay eriştirince kuzeye baskılamayacağız nüfusu. Tabii. Dışında hepsini bitirmiş olacaksınız evet, yani. Evet. İşte o yüzden travmaya başlayacağız Sayın Vekilim. Bir yandan da bir yandan da batıya şu izinleri alırsak işte Beylikdüzü'de başlayıp Esenyurt devam ediyor zaten. Bu arada gerçekten İstanbul'un Avrupa yakası bu yönüyle buraya göre biraz ihmal edildi yani. Yani bu taraf bölge. Daha özellikle üçüncü bölge tabii. Ki kaldı ki orada da yani şöyle diyelim hani suyun 1/3'ünü o tarafa veriyoruz, 1/3'ünü bu tarafa veriyoruz. Yani şeyin nüfusun yapısını da öyle hesap etmek lazım. Başkanım bir de bir şey daha ekleyeyim. Bu bizim için çok önemli. Biz sadece 65 kilometre metro yapmadık aslında. Bir de bakanlıktan devir aldığımız hatların paralarını çok kısa bir sürede ödedik. Onları da ödüyoruz. Yani mesela bir metro hattını 10 ayda geri ödedik. Yani düşünür, yani 7 yılda yapılmış, 7 yılda ödenen bir hattın metrosunun parasını biz 10 ayda geri ödedik. Sabiha araçlarını biz temin ediyoruz. Şimdi Bakırköy Kirazlı'yı ödüyoruz. Evet, Bakırköy Kirazlı, Başakşehir, Kayaşehir, Sabiha Gökçen Havalimanı. Hem araçlarını alıyoruz hem parasını. Yani eskiden ödediğimizin neredeyse eskiden 30 yılda ödediğimizi 10 ayda ödüyoruz. Dolayısıyla ben diyorum ki 65 kilometre değil 85 kilometre metre yaptık aslında. Çünkü parayı da biz verdik. Hızırayı da yaparız. Dolayısıyla da yaparız. Alttan kalkarız. Yani. Evet, yani parayı veren düdüğü çalar dersek yani dediği gibi 85'e çıkıyor kilometre. Bu U harfi koyduklarını şimdi o bize şey, devrediyorlar. O yok. O bir U harfi olan sadece İstanbul Havalimanı ile Gayrettepe. Bir de Marmaray Başkanı. Bir de Marmaray. Evet. Onlar farklı bir hat olduğu için öyle bir isimlendirme söz konusu. Bakan onu da şey diye savunuyordu. Dünyada da var bu diyor. Yok dedik. Bazı yerde metro, bazı yerde Unterbahn var ya. O yer aldı. Bu da bambaşka konseptteki. O bamba. Ondan sonra Veli Ağabey de ona H koy, H dedi. Hasan.